Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat II ve Havelsan Genel Müdürü Akif Nacar CNN Türk yayınında savunma sanayi projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Roketsan Genel Müdürü Murat II CNN Türk canlı yayınında Tayfun füzesindeki gelişmelere yönelik yaptığı açıklamada, Tayfun füzesi seri üretimde. Tayfun'un testleri her aşamada devam edecek ve kabiliyetleri hep geliştirilecek. İfadelerine yer verdi. Roketsan Genel Müdürü Murat II tehdit anında istenildiği kadar Tayfun füzesini üretip sahaya sürülebileceğini ve bu üstünlüğünde hava savunma sistemlerini başka ülkelerden tedarik eden ülkelere karşı büyük avantaj sağlayacağını belirtti. Noktasal hedef vurma kabiliyetine odaklanıldığını vurgulayan ikinci şu ifadelere yer verdi. Menzil her halükarda değiştirilebilecek bir şey. Hedefinizi vuramadığınız zaman dost unsurlara da zarar verebilirsiniz. Tayfun, geliştirilen bütün yeni navigasyon teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Tayfun silah sisteminin tamamının yerli olduğuna dikkat çeken ikinci, bu füze sayesinde uzaya kadar ulaşma kabiliyetine sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, füzenin 4 ila 5 metre hassasiyetiyle hedefleri vurabildiğini ifade etti. Ayrıca İsmail Demir ve Murat II, Tayfun'un hava savunma sistemlerini aşmak için uçuş esnasında bazı manevraları yapabileceğini ekledi. Roketsan'ın kısa menzilli balistik füze sınıfındaki yeni füzesi Tayfun'un yeni test atışı gerçekleştirmişti. Paylaşılan videoda Tayfun füzesi öncekine kıyasla daha net görülürken, füzenin kanisterinin uzunluğunun Bora füzesininkine kıyasla daha uzun olması göze çarpıyor. Tayfun füzesi daha önceki testinde de, Bozat isimli bir 8x8 taşıyıcı platform üzerinde görülmüştü. Tayfun'un ilk testinde BMC 525-44 8x8 araç kullanılmıştı ve 561 kilometre menzile ulaşıldığı belirtilmişti. İlk testteki geniş atış açısına bakıldığında Tayfun'un azami menzilinin belirtilen değerin üzerinde olduğu değerlendirilebilir.